GTA maceralarından herkese merhaba. Bu videoda GTA San Andreas'ta küçük resimden de görmüş olduğunuz ortamı sizlere göstermek istiyorum. Belki bildirimlerden gelen ve küçük resmi görmemiş olanlar vardır diye hemen açıklayayım. Bu arada bildirim demişken, eğer bildirim zilini açmadıysanız bildirim zilini açarak videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bunu da bu kanalda ilk kez söylemiş olayım. Şimdi açıklamak yerine haritayı açmam yeterli olacaktır. Harita size açıklayacaktır videonun konusunu. Şöyle biraz uzaklaştırayım. Görüyorsunuz şu anda normalde buralar köl olması gerekirken yüklediğim bir mod sayesinde şu an tamamen yeşillik, çimenlik olmuş durumda. Şöyle tarif edeyim. Normalde bu sol taraf, bu gördüğünüz kısım, şu sağ tarafta görmüş olduğunuz renk tonuyla kaplıydı. Ama bu mod sayesinde artık burası tamamen yeşillik oldu. Bu gördüğünüz dev alan, çöl olan kısım tamamen şu anda yeşillik olmuş durumda. Hatta dışarı çıkıp da göstermek istiyorum sizlere. Hemen bir dışarı çıkalım. Havadan bir göstereyim. Karşıda jetpack olması lazım. Dışarı çıktığımız zaman bizi kum yerine yeşillik olan alan karşılamış oluyor. Şöyle hemen jetpackimizi alalım ve yukarıdan da göstereyim. Evet, yukarıdan bakınca da işte bu şekilde. Çok acayip göründüğünün farkındayım. Ben de modu ilk yüklediğimde pek alışamamıştım bu duruma. Çok değişik gelmişti. Bu modu da ilk kez yükledim bu arada. Video öncesinde biraz mod çalışıyor mu, bir hata var mı diye gezinirken yavaş yavaş alıştım. Eğer siz bu modu ilk kez görüyorsanız benim gibi, şu an size çok acayip gelmiş olabilir. Birkaç dakika önce ben de öyle çok değişik hissediyordum. Şu an yavaş yavaş alışmaya başladım bu duruma. Şöyle yukarıdan göstereyim. Normalde burası tamamen böyle kumla kaplıydı. Ama şu anda tamamen yeşillik, çimenlik olmuş durumda. Ve küçük bir alan da değil. Dev bir alanı böyle yeşillikle kaplamışlar. Hemen helikopter alıp sizlere diğer tarafları da göstermek istiyorum. Helikopterle çok daha rahat gösterebileceğimi düşünüyorum. Uçak almayacağım. Uçakla rahat rahat bakamayız etrafa. O yüzden helikopterimizi alalım ve uçmaya başlayalım. Mesela şu karşı tarafta görmüş olduğunuz Area 69'da tamamen yeşillik olmuş durumda. O taraflara da gideceğiz. Ama öncelikle şu karşı tarafa gitmek istiyorum. Şu karşı taraftaki çöl tepelerini hemen göstereyim. Tabii artık şu an çöl tepeleri değil, çimenlik tepeleri diyelim daha doğrusu. Evet, şu anda görüyorsunuz o tepeler, özellikle üst tarafları tamamen çimlerle kaplanmış durumda. Mesela buraya bir görevde geliyorduk, hatta bir görevde daha geliyorduk. Şu yukarı tarafa çıkıyorduk, roket atıyorduk helikopterlere. İşte o görevlerde geldiğimiz mekanlar şu anda tamamen çöl olmaktan çıkıp yeşillik olmuş. Şöyle göstereyim. Biraz da karşı taraflara gidelim. Karşı tarafta bir görevde daha gittiğimiz bir mekan daha olması lazım. Şöyle yıkıntıların, döküntülerin, harabe evlerin olduğu bir mekan olacaktı. Evet, o bahsettiğim kısımda burası. Burası çok değişik görünüyor. Acayip yani. Diğer yerler, hadi neyse de, burası çimlerle kaplı olunca çok değişik göründü gözüme. Ve hatta eskiden çölün içerisinde olan bu kasaba şu an yeşilliğin içerisinde. Şöyle mesela haritadan da göstermek istiyorum. Normalde Los Santos'un üst kısımlarında bulunan bu kasabalar bildiğiniz gibi yeşilliğin içerisinde bulunuyor. Ve şu an bulunduğumuz kasaba ise çölün içerisinde bulunuyordu. Şu an bu bulunduğumuz kasabada o Los Santos'taki kasabalar gibi yeşilliğin ortasında şu anda. İşte böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Area 69'a da bakacağız. Oraya gidelim isterseniz şimdi. Şuradan bir dönelim. Bu arada bu taraflar bol ağaçlarla kaplı. Normalde bu taraflarda bu kadar ağaç var mıydı? Hatta hiç ağaç var mıydı onu bile bilmiyorum. Hatırlamıyorum, emin değilim o konuda. Ama şu anda böyle ağaçlarla kaplı olduğunu söyleyebilirim. Ben şeyi merak ediyorum. Area 69 tamamen yeşillikle kaplanmış, onu biliyoruz. Peki içerisinde bir değişiklik var mı? O konuda bir fikrim yok. Bu arada CJ acıkmaya başlıyormuş. Onu bir halletmemiz, çözmemiz lazım. CJ'in açlığını bir halledelim şuradan. Evet, şuradan hiçbir zaman acıkmamasını açalım. Ölmeyelim yanlışlıkla videonun ortasında. Şöyle bir kez daha göstereyim. Mesela şurada bir dev bir çanak anten var. O tarafa bir gidelim hemen. Orada gözüme çarptı. Bakalım orası nasıl görünüyor. Dediğim gibi bu modu ben de ilk kez yeni yükledim. Ve etrafı çok fazla incelemedim. Sadece mod çalışıyor mu, bu taraflar yeşillik olmuş mu diye bir geldim video öncesinde ve sadece o kadar. Mesela bu dev çanak antenin olduğu kısım diğer yerler gibi tamamen yeşillik. Ve Area 69'unda oraya gelmişiz bu arada. Hemen etrafa bir bakalım. Şu boşluk hala eski hali gibi duruyor. Orada bir değişiklik yok. Ama Area 69 şu an tamamen yeşillik olmuş durumda. Şöyle bir aşağı inelim, patlayacağız yoksa. Hemen şundan bir in CJ. Tamamdır, artık ölmeyiz. Helikopterimiz patladı, az daha içerisinde ölüyorduk yalnız. Şöyle bir jetpack alıp etrafı göstereyim sizlere. Ve görüyorsunuz normalde sapsarı olması gereken bu yer, Area 69 tamamen yeşillik şu anda. Şöyle biraz daha yüksekten gösterebilirsem daha iyi olacak. Evet, görüyorsunuz şu an. Gözüme çok acayip göründü burası. Yıllarca burayı çöl olarak görmeye alıştığımız için. Mesela ben 10,
15 yıldır buraları çöl olarak görüyorum. Ona alıştığım için şu an acayip bir değişik geldi bana. Ve sadece yeşillik değil, böyle çim de eklemişler üstüne. Öyle olunca da değişik bir hava katmış buraya. Evet, dışlan bu şekilde. Bakalım içerisinde bir değişiklik var mı? Pek sanmıyorum ama yine de bir bakalım. Kendimizi içeri ışınlıyoruz ve içeri girdiğimiz zaman evet, herhangi bir değişiklik yok gibi. Şöyle bir bakalım bu taraflara. Evet, gördüğüm kadarıyla pek bir değişiklik yok. Hatta hiçbir değişiklik yok içeride. Şöyle bir şu tarafa da bir bakalım. Evet, dediğim gibi, tahmin ettiğimiz gibi bir değişiklik yapmamışlar. Şöyle de bir şey göstermek istiyorum sizlere. Yüklerken ben mi bir hata yaptım yoksa modla mı alakalı bir hata bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Şehrin sağ tarafı, şu şehir merkezi olan kısım, bir değişik görünüyor. Bir hata oluşmuş orada. Mesela şurada bir yanlışlık var. Şuradaki köprü kesilmiş mesela. Buralarda bir hata oluşmuş. Moddan mı kaynaklanıyor yoksa benle mi alakalı bilmiyorum. Ben modu olduğu gibi dediği yere attım. Muhtemelen moddan kaynaklanıyordur. Onu da göstermek istedim sizlere. Ama bu modda şu sağ tarafa, şehir kısmına pek bir değişiklik yapmamışlar. Hemen ışınlanıp göstereyim sizlere. Buralara geldiğim zaman buranın böyle çöl olduğunu, sapsarı kum olduğunu görüyorsunuz. Burası zaten şu karşı tarafta yeşillikti. Orası zaten olduğu gibi duruyor. Burası neden yeşillik diye sormayın o yüzden. Mesela şu köprülerin olduğu kısımlar da nasılmış bir bakalım. Buralara geldiğimiz zaman buranın hala çöl olduğunu görüyorsunuz. Buralara pek bir şey yapmamışlar. Hatta hiçbir şey yapmamışlar. Yeşilliğin olduğu kısım şu haritadan gördüğünüz kısım. Ve işte bu videoda göstereceğim şeyler bu kadardı. Daha fazla yer incelemek istiyorsanız açıklama kısmında verdiğim indirme linkini kullanarak siz de bu modu indirip oynayabilirsiniz. Ve benim anlatacaklarım, göstereceklerim bu videoda bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın.